Şimdi Canan Karatay hanımefendiye gelelim. Diyor ki ben profesörüm, konuşurum diyor. Dün haberlere bakıyorum tesadüfen. Olmadı. Olmadı. Yanlış. Belge ve bilginiz varsa konuşun. Bilgiye dayanıyor mu? Ekmek yeme diyor vatandaş. Mantı, makarna, börek, çörek yeme. Tamam yemeyelim. Ne yiyelim peki? Et ye, yumurta ye, peynir ye. Yedi diyelim. Ne oldu? Et yükseldi. Urik asit yükseldi. Efendim, asetik asit yükseldi. Asit oranı yükselirse ne olur? Asedoz olur. Asedoz denen bir hastalık ortaya çıkar. Bu ne yapar? Eklemleri yıpratır. Kemiklerin kırılması nasıl olur? Kemikleri inceltir. Deriyi inceltir. Romatizmayı tetikler. Gut hastalığına sebep olur. Zaten kişi her gün et yemez ki, her gün peynir yemez ki, her gün yumurta yemez ki. Mümkün değil. Efendim bununla doymaz ki. Şimdi konuyu yarım yarım anlatıyor. Öbür tarafı görmemezlikten geliyor. Yanlış bilgi veriyor. Yanlış. Ben profesörüm diye konuşamazsın. Belge ve bilgiye dayanıyorsa konuşabilirsin. Evet, öbürü de profesör. Kitaptan alıntı yapıyor. Şimdi Canan Karatay hanımefendi yanlış yapıyor. Herkes benimle uğraşıyor diyor. Doğru konuş. Kolesterol tehlike değil diyor. Akıl var, mantık var. Kan yoğunlaşırsa, ağırlaşırsa ne olur? Hücreler beslenemez. Kan dolaşımı azalır. Beyin kanaması olur. Kalp krizi olur. Cinsel yetersizlik olur. Karaciğer yağlanır. Pankreas yağlanır. Şeker hastalığı olur. Olur da olur. Nereye? Nereye kadar bu? Şimdi çok hata yapıyor. Şimdi diyelim ki yaptı. Vatandaş Canan Karatay hanımefendinin dediğini yaptı. Bir ayda kanatlılar biter. Bir ayda küçükbaş hayvanlar biter. Üçüncü ayda büyükbaş hayvanlar biter. Dördüncü ay ne yapacak insanlar? Onu yiyecek. Birbirini yiyecek. Kim yiyecek? Yenecek bir şey kalmadı.